imkanlarını yaptık. Türkiye'yi imar ettik. Ama gönüllere giden yolları da tamir ediyoruz. Yıllar yılı bu coğrafyada akan kanı, akan gözyaşını dindirmek için gece gündüz demeden çalıştık. 15 aydır bu coğrafyada analar ağlamıyor, gençler toprağa düşmüyor. Kardeşlerim, Allah nasip ederse barışın, huzurun, kardeşliğin, özgürlüğün adresi AK Parti. Geleceğe dönük olarak gençlere istikbal hazırlamanın adresi AK Parti. Şehirciliğin adı AK Parti. Çevreciliğin adı AK Parti. AK Parti'yi 30 Mart'ta İskenderun'da ve büyük şehirde sizlerin dualarıyla iktidara taşıyacağız Allah'ın izniyle. Can dostlar, Meydan Mahallesi'nin kıymetli sakinleri, bu yağmur altında sizleri uzun tutmak istemiyorum. Ama Türkiye'ye baktığımızda siyasi istikrarın, ekonomik istikrarın bu ülkeye kazandırdıkları ortada. Her tarafı imar ediyoruz. Ülkemizin dizlerine derman geldi. Türkiye bugün denizin altından tren yürütüyor. Türkiye bugün denizin üzerinden otoyol yapıyor. Türkiye bugün dağları delip tüneller açıyor. Türkiye bugün kendi tankını, kendi topunu, savaş gemisini yapıyor, helikopterini yapıyor, uzaya gönderdiği uyduları kendi mühendisleri yapıyor. Büyüyen Türkiye'nin ayak sesleri bunlar. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, şimdi 30 Mart'ta şu soruyu soruyorlar bize. Türkiye'nin siyasi istikrarı devam etsin mi? Evet. Ekonomik istikrarımız devam etsin mi? Evet. Bu duble yollar gelmeye devam etsin mi? Evet. Bu hastaneler, bu otoyollar, bu havaalanları yapılmaya devam etsin mi? Evet, evet, evet de kim yapacak bunları? Kim? Kim? Can dostlar, İnşallah. İnşallah. Sevgili gençler, kıymetli hanımefendiler, mahallenin değerli sakinleri. Ben bu yağmur altında sizleri daha fazla tutmak istemiyorum ama 30 gün kaldı. Bu 30 gün her birimiz, eşimiz, dostumuz, akrabamız, hemşerimiz, kimimiz varsa gideceğiz ve bunları anlatacağız. Hatay'da büyük şehir ilk kez kuruluyor. Bu büyük şehrin kuruluşunda doğru bir yapı kurmak lazım. 30-40 sene bu şehri geleceğe taşıyacak güçlü bir yapı kurmak lazım. Onun için Hatay'ın geleceği, gençlerimizin, şu kucağımızdaki bebeklerin geleceği için 30 Mart'ta hizmet siyasetini getireceğiz. Bu açıdan benim sizlerden ricam, bu 30 gün durmayacağız, yürümeyeceğiz, koşacağız Allah'ın izniyle, koşacağız. Dostlarım, Allah yar ve yardımcımız olsun. Mevla yarınlarımızı bugünden daha güzel eylesin. Allah zalimlere fırsat vermesin. Çocuklarımızı, gençlerimizi zalimlerin eline bırakmasın Mevla.
Can dostlar, başbakanımızı Hatay'a getirelim mi? Ama bu kadar evete gelmez, onu söyleyeyim. Başbakanımızı Hatay'a getirelim mi? Ah, şimdi oldu. Mart Perşembe Sayın Başbakanımız Hatay'a geliyor. Meydan Mahallesi'nin tamamını davet ediyoruz. Hepiniz davetlisiniz. Meydan Mahallesi'ne bu toplantıyı tertip eden kardeşlerime, hanımefendilere, beyefendilere, sevgili gençlere yürekten teşekkür ediyoruz. Ama esas teşekkürü 30 Mart'tan sonra bu mahalleye yapacağımız hizmetlerle göstereceğiz inşallah. Hepinize sonsuz teşekkür ederken Meydan Mahallesi'ni size, sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.